Arkadaşlar yine worksheet functions kullanımının kütüphanesinin içerisinde yer alan Excel fonksiyonlarını kullanacağız. Worksheet functions count A kullanarak bu uygulamamızı yapacağız. Birlikte yapalım aslında önceki uygulamalarımızın farklı kullanımı aslında. Biliyorsunuz bir döngüye girip ne kadar kayıt varsa gidip işte 1 milyondan büyükse şu kadar oran iskonto hesaplayacaksın gibi bir çalışmamız vardı. Bunu 5. bölümün birçok uygulamasında yaptık. Tamam, biliyorsunuz bir de bizim bir hikayemiz var. Son satırı bulmak. Yani buradaki son satır nedir? Şöyle çift tıklayalım son satır. 39. Bu 39'u bulacağım ki buraya gidelim. Peki bunu nasıl bulabilirim? Bugüne kadar hep işte range Excel'dan and Excel'dan nokta roll'la bulduk. Burada ise bakın worksheet function count'a. Nedir count'a? Bakınız. Bader dolu say. İngilizcesi zaten count'a. Buradan gelip bu sütunu verirseniz size 39 olduğunu söyleyecektir. İşte o zaman biz de count A ile CC'nin yani bitle biliyorsunuz sayfaları onu almışız. İşte bunun 39'u elde ettik. 2'den 39'a kadar gidiyor dönüyor. Eğer range C3'ten büyükse gidip oradaki K3 ile çarpıyor. Bir de format veriyor arkadaşlar. Formatı burada vermeyip şurada da verebilirsiniz. Ondan sonra nasıl olsa her halükarda olacaksa o zaman 2 kere 3 kere format vermeye gerek yok. Bir tek burada yapabiliriz. İşte size kodu bak biraz da kısaltmış oldum. Kod evet kısa olmalıdır ama daha çok kodlama arkadaşlar öncelikle doğru olmalıdır. Kısa olmalıdır. Anlaşılabilir olmalıdır bunu yazmak. Bir de kod optimize olmalıdır. Yani tabii ki bunun için olmaz ama binlerce satırı, 100.000 satırlık bir veride bunu yaparken belki bu işlemler yavaş kalabilir. O zaman performans yönelik. Ne olacak? Bir dosyayı açıp kapamak veya bir işlem için bir süre beklediklerimizi halledin. İşte bunların hepsi performans yönelik. O anlamda o zaman optimize etmek, performans yönelik, kısa yazma yönelik, doğru çalışma yönelik, bloklamaya yönelik ve açıklamaya yönelik olabilir arkadaşlar. Şurada durdurayım bakalım hemen. Çalıştırdım. F8 dedim. Bakınız 39'u buldu. Ne ile buldu? Worksheet functions'dan count'a için şey getirerek oldu. Çalıştıralım kodumuzu. Gidip bizim büyük olanlara iskontoyu yaptı. Demek ki bu örneği daha önce çok kez yaptık. Buradaki for'ları, next'leri ve if'leri zaten kullandık arkadaşlar. Burada sadece amacımız worksheet function'lardan count'ı. Önceki örneklere bakarsanız worksheet functions'dan sum if'i, vlookup'ı da kullandık. Bunlar ne için gerekir? Bu örnek için belki yine klasik de bulabilirdiniz. Olabilirdi de. Ama buradaki amaç bir VBA koduyla çözüm yazarken ya bu bizim kullandığımız aynı VLOOKUP, aynı SUMIF, aynı şu bir tarif fonksiyonu vesaire workday'de kullanımı var bir sonraki uygulamamızda onları kullanmak arkadaşlar.